Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerimiz. Kütahya Kamu Taşeron Çalışanlar Derneği Başkanı Gökhan Aydın son yapılan ÖTV artışlarına ve zamlara tepki gösterdi. Son yapılan ÖTV artışlarına ve zamların derhal geri çekilmesini isteyen Aydın, yapılan zamlardan alt işverende çalışanların açlık sınırının altında yaşadığı için en çok etkilenecek dedi. Aydın, ÖTV artışlarının ve zamların Kurban Bayramı öncesi yapılması halkı daha da çok etkileyeceğini ifade ederken, daha düne kadar Türkiye'de ekonominin iyiye gittiği yönde açıklamalar yapılmıştı. Ama ne hikmetse bu yapılan zamları anlamakta zorlanıyoruz dedi. Son zamanlarda yapılan ÖTV zamları vatandaşın zor durumda kaldığı gibi alt işverende çalışan taşeron arkadaşlarımızın da zor durumda kalmalarına sebep olmuştur. Alt işverende çalışan arkadaşların %90'ı açlık sınırının ve yoksulluk sınırının altında maaş almaktadır. Ve son derece tehdit ve baskı altında çalışmaktadır. Bütün bunlara rağmen yapılan son zamlar da üyelerimizi, vatandaşımızı zor durumda bırakmaktadırlar. Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Bu süre zarfında yapılan bu zamlar da vatandaşlarımızı, üyelerimizi, daha doğrusu bütün herkesi zor durumda bırakacaktır. Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın zor durumda kalmaması için bu yapılan son zamların özellikle doğalgaza %10, %15 gibi çok ciddi bir rakamda zam geleceğini duyuyoruz, gözlemliyoruz. Peki bütçe açığının faturası size göre vatandaşa mı kesiliyor? Yani şu anda görünen tablo o diye düşünüyorum. Bütçe açığını işte bir şekilde vatandaştan temin etmek yoluna gidiliyor diye düşünüyorum. Size göre bu gerçekleşti mi? Türkiye büyüyen ekonomiye mi sahip yoksa bütçe açığı sos mu verdi, alarm mı verdi? Şöyle diye, devletimiz son yıllarda bazı konularda bir hayli ileri seviyeye gittik. Fakat bunun faturası şimdi mi çıkıyor diye de soru işareti aklımıza gelmiyor değil.